Diyelim ki bu sefer sahnede seçili olan nesnemizi döndürmek istiyoruz. Bunun için izleyebileceğimiz yine çeşitli yollar var. Bunlardan ilkinden başlayalım isterseniz. İlkini daha doğrusu ilkini şu şekilde ele alalım. Şimdi hazırlarsanız hareket ederken seçili objenin üzerinde mavi, yeşil ve kırmızı oklar çıkıyordu. Ve bu oklara farenin sol tuşuyla basılı tutarak ileri geri çekerek o eksende bir hareket yapmasını sağlayabiliyorduk. Bunlar hareket okları, üzerinde ok bulunan oklar. 3D view görünümümüzün altında bulunan ekrana gelecek olursak şimdi ne var? Burada bu görünümün ne olduğunu gösteren bir seçenek var. Aynı zamanda çeşitli menüler var. Onlara henüz değinmedik. Object mode diyor bu. Modelleme mi yapıyoruz sahnedeki nesneleri? nesne olarak mı ele alıyoruz onunla ilgili ona da değineceğiz ayrı bir bölümde yine viewport shading bu gölgelendirmeyi nasıl yaptığımızı gösteriyor pivot point hangi noktayı merkez alıyoruz gibi ayarlar onlardan sonra burada kırmızı mavi ve yeşil küçük çizgilerin olduğu böyle sanki barış sembolüne benzer bir şekilde yer almışlar bir buton görüyoruz bu butona basarsak eğer Bizim yardımcı oklarımız kayboldu gördüğünüz gibi. Buna tekrar basıyorum, geldiler. Bu yardımcı okların seçili nesnenin etrafına çıkıp çıkmamasını belirleyen bir ayarı temsil ediyor. Biz bunu açık tutacağız. Açık olduğu takdirde yanında 3 farklı seçenek var. Bu 3 farklı seçenekten ilki zaten hareket ettirme okları, bizim bildiğimiz nesneyi hareket ettirmemizi sağlayan oklar. İkincisi İkincisini tıkladığımız zaman objenin etrafında bu sefer çemberler yerleşti. Bunlar döndürme oklarını temsil ediyor. Daha doğrusu okların değil de döndürme kılavuzlarını temsil ediyor. Döndürme kılavuzlarımız mesela yine herhangi bir seçili nesnenin etrafında çıkıyorlar. Sağ tuşla farklı nesneleri seçtim. Sağ tuşla yeniden küpümüzü seçtim. Şimdi mesela mavi çemberde sol tuşla basılı tutarsam ve fareyi sağa sola çekmeye başlarsam bu sefer küpün dönmeye başladığını görüyorum. Farenin sol tuşunu bıraktığım zaman o döndürme işlemi uygulanıyor. Mesela yeşil çembere basılı tutarsam bu sefer orada görmüş olduğum yeşil eksen etrafında nesnemiz dönüyor. Ve yine üç farklı eksende nesnemizi döndürmeyi sağlıyor buradaki etrafındaki yardımcı kılavuzlar. Bunlardan mesela e döndürmemizi yaptık. Belli bir açıya yerleştirdik küpü. Bu sefer hareket ettirmek istiyoruz. Aşağıdan yine Transformation Manipulators demiş. Yani hareketlendirme e, kontrolcüleri mi diyelim manipüle eden, hareketlendirmeyi sağlayan parçalar. Buna geri dönecek olursam bu sefer yine hareket ettirebilirim nesnemizi. Tabi diğer her şey için aynı şeyler söz konusu. Mesela kamerayı, mesela şundan da yeri gelmişken bahsedelim. Yanlışlıkla sol tuşla kameraya tıkladım ne oldu seçmedi ama ekranda bir tane hedef yer değiştiriyor. Farenin sol tuşuyla bastıkça ekranda bir hedef yer değiştiriyor. Bu hedef bizim sahneye eklediğimiz nesneleri nereye ekleyeceğimizi gösteren bir hedef. Farenin sol tuşuyla herhangi bir yere basarsak neyi eklersek ekleyelim o noktaya gideceğini görüyoruz. Ama hareket işlemlerine e, doğrudan bir katkısı yok. Yani sol tuşla yanlışlıkla bir yere sol tuşla tıklamak dünyanın sonu değil. Eğer klavyeden shift ve c tuşlarına basarsak bu imleci bu hedefi yeniden merkeze taşıyacaktır. Ve sahnede mesela görünümümüzü sıfırlayacaktır. Neyse ondan kısaca bahsettik. E, kamerayı sağ tuşla seçtim. Mesela kamerayı farklı bir konuma yerleştirdim. Aşağıdan bu sefer döndürme kılavuzlarını açıyorum. Farenin sol tuşuyla farklı eksenler etrafında kamerayı döndürebilirim yine. Numpad 0'a basarsam da kameradan bakıyorduk. Gördüğünüz gibi saçma sapan bir yeri görüyoruz şimdi. Shift C'yi kamera görünümünden çıkmak için de kullanabiliriz. Shift C'ye bastım mesela. Yine böyle kamera görünümünden çıkmış olduk. Ama zaten Numpad 0'a basarak da kamera görünümüne girip kamera görünümünden çıkabiliyoruz. Numpad 0'a bastım. Numpad'imiz yoksa View'dan gidip View kameraya basıyoruz kameranın içinden görüyoruz. Kameranın dışından az önceki kullanıcının belirlediği açıdan görüyoruz. Şimdi döndürme işlemini başka nasıl yapabiliriz? Küpü sağ tuşla seçtim. Diyelim ki standart olarak ben bu e, kılavuzları sadece hareket için kullanmak istiyorum. O konuma getirdim. Mavi eksende, yeşil ve e, kırmızı eksenlerde hareket ettirmek için kullanıyorum. Bu sefer döndürme işlemini klavyeden bir tuş kullanarak yapacağım. Rotate, çevirmenin e, İngilizcesinin baş harfinden geliyor. R tuşu, Rize tuşu. R'ye <laughs> basınca bu sefer serbest bir şekilde küpü döndürmeye başlıyoruz. Şimdi hareket ettirirken de benzer bir şey vardı. İşte hareket ettirirken G'ye basıyorduk, grab, elimize alıyorduk. R'ye basınca rotate çevirmeye başlıyoruz. Farenin sol tuşuna basarsak çevirme işlemini onaylamış oluyoruz. Çevirme işlemini onayladık şimdi. R'ye bastıktan sonra mesela X'e basarak sadece X ekseninin etrafında dönmesini sağlayabiliriz küpün. Sol tuşa basarak onaylayabiliriz. Veya mesela R'ye bastık rotate döndürmeye başladık. X'e bastık X eksenine kilitledik. Sonra vazgeçtik döndürmek istemiyorum dedik. Klavyeden ESC'ye basarak döndürme işlemini iptal edebiliriz. Veya R'ye bastık daha sonra Z'ye basarak döndürme işleminin z ekseni etrafında olmasını sağlayabiliriz. Bu sefer shift ve beraber yine z'ye basarak z ekseni hariç olan eksenler etrafında döndürebiliriz. Ama çok da işlevsel bir yanı yok aslında. Genelde tek bir eksenin etrafına döndürmek daha mantıklı ee, bir eksen harici olan iki eksen etrafında döndürmektense yani çok da mesela Z ekseni etrafında döndürüyorum şu an Shift Z'ye bastım Z ekseni hariç olan eksende döndürünce de böyle bir şey söz konusu Daha çok Kesin eksenler etrafında döndürmek bizim için daha mantıklı gelebilir Şimdi ikisini birleştirirsem G'ye basıp farklı konuma taşıyabiliyorum Tıklayınca onaylıyorum R'ye basıp döndürebiliyorum Şimdi R'ye bastığım zaman Bizim ekrana bakan bir gözümüz var o gözün gördüğü şeyin etrafına dönmeye başlar nesnemiz. Rx dersen mesela x eksenin etrafında dönmeye başlar. Tıkladım onayladım. R'ye bastıktan sonra tekrar R'ye basarsam yani Rize harfine iki defa basarsam bu sefer daha serbest bir dönmeye başlar. İki farklı döndürme var. Onu bilmemiz gerekiyor. ESC'ye bastım, iptal ettim. Farklı bir açıdan bakalım sahneye mesela şöyle bir açıdan. Farenin tekerleğine basılı tutup sürükledim. Şimdi shift ve farenin tekerleğine basılı tutup farklı bir konuma kayıyorum gözlemci olarak. Farenin tekerleğiyle sahneye yaklaşıyorum. R'ye bastım, çevirmeye başladık. Gördüğünüz gibi ben küpün hep aynı yüzeyini tepede görüyorum. Bunun etrafında döndürüyor. Serbest dönme değil bu. Bizim baktığımız açıya göre bir eksen etrafında dönüyor küp. R'ye ikinci defa bastığımda serbest dönmeye başladık. Bu sefer küp kendi merkezi etrafında bizim faremizin hareketini taklit edecek şekilde dönüyor. Fareyle tıklayarak da döndürme işlemini onaylayabilirim. Mesela kamerayı sağ tuşla seçtim. R'ye basıyorum. Dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi X'e basıp veya Z'ye basıp Z eksenini kısıtlayabilirim dönme hareketini. Bu arada faremiz mesela daha serbest bir şekilde hareket etmesi için döndürme gibi bir işlem yaparken, taşıma işlemi yaparken Blender'da yukarıdan e, sürekli çıkıp tekrar aşağıdan gelir ya da aşağıdan inip tekrar yukarıdan çıkar. R'ye bastıktan sonrası az önce sağ tuşa tıkladım yanlışlıkla. Şimdi R'ye basalım, dönmeye başladı. Dönmeye başladıktan sonra fareyi sürekli sola çekiyorum. Soldan girdi, sağdan geri çıktı. Bu mesela sürekli döndürmeyi sağlayabilmeniz için eklenmiş bir özellik. ESC'ye basarak dönme işlemini iptal ettim. Mesela sağ tuşta küpü seçtim. G'ye bastım. X'e bastım. X ekseninde küpü taşıyorum. Tamam. R'ye bastım. Çevirmek için Z'ye bastım. Z ekseninde döndürüyorum. Farenin sol tuşuyla da tıklayıp bunu onaylıyorum.